Nar ekşisi bu şekilde annem gibi kaynatıyorlar. Dün sıktılar iyice. Bugün sabah da kalktılar 3 tencere bakın. 1, 2, 3. İyice kaynatıyorlar. Kaç saat kaynayacak hala? 8. Saate bakmadım. Kahvaltıyı da dışarıda kızartma yapacağız. Bakın patateslerimiz. Sen haşlanmış patatesi niye sordun bana? Patatesleri ne yaptın? Biz niye patates sordun? Kaldırdım dedim ya sana hepsini. Nereye? Seçtim, ayıkladım soğanını, şeyini, hepsini ayıkladım, kaldırdım. Orada duruyor. Haşladığın süt patatesini. Haşladığım patatesi salata yaptım ya anne. Amerikan salatası yaptım ya. Şey, Rus salatası. Dün akşam ne yedin sen? Yemedin mi? Tersine ya sen. Aslan gel patatesleri pişir çabuk. Ben çok acıktım diyor. Ben kızım yumurtasını koydum çoğusun diye. Daha dün bunları iyice üfeydiler. Tarhanaları. Serdiler. Mis gibi tarhana. Bunun üstünü açmayacaksınız mı hala? Hayır, güneşlenmesin mi? Allah Allah. Ben de güneşlenecek sandım. Bu da burada duruyor. Bize krep mi yapıyorsun? Şimdiden çok güzel oldu. Eline sağlık. Getiriyorum. Biberler acı gibi gördüm yani şu anda. Ne bileyim ben bunu abi, şikayet yapalım. Daha çok yaparsan ne olur? Dedim ya. İşte ben çekici pona vereceğim. Karıştırdın mı? Yok. Kızarmamış mı ya? Biber attım, içine öyle iyi oluyor, sıçramıyor. Tahtaları atınca iyi yandı. Rabiş krep yapıyor ama bizde krep tavası olmadığı için balık tavasına yapmaya çalışıyoruz. Şunu da yapmış. Yumurtanın altını kapattın mı? Evet, o da soyulacak. Şimdi biz Rabiş'le bir ara aynı otelde çalışmıştık. Orada kocaman kocaman tavaları vardı ve tavaları böyle ocağa çevirip önce tavanın içini ısıtıyorlardı. Böyle de hangi markaydı hatırlamıyorum ama böyle şey vardı, büyük büyük kiloluk krep, waffle unları vardı. Onlarla yapılıyordu. Anlıyorum o sefer bizim olacak. Şöyle muz var. Muzla da doğrayalım birlikte. Peynir sevmediği için peyniri ben doğruyorum. Dışarı bayağı kalabalık bu arada, haberin olsun. Anamın en sevdiği ve benim de gözden çaman. Biraz da gidelim. İyice doldurayım çünkü mesela şimdi kahvaltı yapıyoruz ya. 1-2 saat sonra usta acıkıyor, çay demliyor. Annem gibi ekmekle bunları yiyorlar. O yüzden fazla fazla. Sofrada kalabalık kuzenim var. Gülay'ın geleyimde Asel'le. Halam, babam, biz. Bunları çıkardım. Peynirli zeytin çıkardım. Yani kumurta da haşladık. Domates salatalık da olacağım. Salatalık, domates, bol bol. Var mı böyle mahalle? Ya mesela merkez yerlerde böyle yerleşim yerleri yok. Ben bir yıl yurtta kaldım. Abi orada komşuluk yok, hiçbir şey yok. Kimse kimseyi... Ya ölsen kalsan kapını çalacak insan yok öyle. Ama burada öyle değil. Buranın bu avantajı var gerçekten. Antalya'da da var Rabiş. İstanbul gibi yerlerde yok. İnsan kapı komşusunu bilmiyor, tanımıyor. Gerçekten.
Bir selam bile veremiyorsun yani. İki tabak yapacağım için bu kadar çok soydum. Yarın cuma zaten annem hep yenisini getirecek. Ne? Tamam. Burası hazır değil yalnız. Domateslerine şöyle bir kısımlarını alıyorum. Kötü olan taraflarını. Bu bayağı bir. Pembe domateslerin artık sonuna doğru geldik. Hindi. Yumurtalarımızı ikiye böleceğim. Bizde kızartma olunca sofrada mutlaka yumurta haşlanır. Genelde herkes öyle yapmıyor mu? Yapmayabilir. Bence. Çoğu insan bizim kadar kahvaltı hazırlamıyor zaten. Domates, evet, peynir, zeytin. Bence öyle bir şey arkadaşlar. Ama bizde kahvaltıya illa bir şey yapılır. Belki de biz kalabalık ortamlarda hep olduğumuz içindir. Bir misafir geldi mi hemen dışarı ateş yakılır, hamur yoğrulur, pişi yapılır. Gözlemesidir, bazlamasıdır. Mutlaka bir şey yapılır yani. Bizde misafir önemlidir. Evet, şimdi bunlara baharatlarını atalım. Karabiber, tuz, lafiyedin tuz. Bugün bendeki şeylik ne anlamadım. Böyle bol dökün anne, bol malzeme. Malzemeden kaçın ben. Sana kimse bir şey yaptı mı sabah? Ne oldu? Bir sürü güzel. Birazcık yanmış. O da yumurtalardan dolayı. Yumurtalarımızı tepsiye koyalım. Tepsiyi de göstereceğim şimdi size. Birkaç tane daha muz koyayım. Hazır. Güzelce. Öylece ne hazır. Bunlar da tamamıyla olmak üzere. Havayı tut, çeviremedim ya. Senin şeyi Google Play Store'da ne varsa onu doğrulaman gerekiyor. Ne yapmam lazım? Berkan bir şey versene. Abi şimdi öyle bilmeden bir şey yapamayız. Bulmuyorum, bana böyle değil. Koydun mu abam? Dur. Selma'da yürü ya. İn. Böcek ilişkin. Ekmekleri şurada şöyle ısıtmış. Ekmekleri şöyle üstüne koyuver. Koy da kaç ya, yandı. Ah, ver. Gidiyorum. Hadi git kızım. Yani. Teş bak, ben deliyorum. Tamam mı Teş? Yetişecek mi? Hele değil mi? Kızlarla boğaçlama abi. Yiyecek mi? O kadar harbi kim yedi? Ben ya. Gizem onu karıştır. Ama limonu dökmedim ha. Şey, limonu dök. Okey. Bu hasteliyim. Onu hastele soydum. Ona limon dök. Pekmez hangisi bakın? Babamın kendi yaptığı pekmez. Hayır, bardaklar? Bardaklar içeriden gelecek daha. Asel. Köy kahvaltısı yapalım. Asel hadi gel, mama yiyor. Açık bir şey. Nerede olan lan? Pas olmuştur. Onu karıştırıp açık bir şey. Kimin çayı yok? Yenge. Benim var, benim var. Benim var çay. Buraya yenge. 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 Nezlerde parça alıyor. Anneme. Ben böyle pideden almıştım. Şimdi şöyle güzelce ısıtacağım. Çıtır çıtır olacak. Bakın şimdi.
da iyice kaynamaya devam ediyor. Krepi, onun kendisi öyleydi. Krepi çemen mi yiyorsun? Evet. Bak böyle yaparsın. Gizem. Böyle. Kreple tuzlu şeyler de yenir. Pancakla yenmez. Bak. Bunu Allah böyle yaparsın. Allah. Buradan da bakın. Bunun içimiz metalde şey yapardık. Tavuk mu? Bak. Kalıp kızartırdık. Böyle. Anana bak anana. Ben krebi şeker... Buraları vurdum. Hepsi bitti buralar. Bunun tipi. Sen ağzını aç bakayım. Çubuk başlar. Yarıya kadar. Yok içimde. Kahve faslımıza geçtik arkadaşlar. Kahvaltı bitti. Rabiş bugün izinli, bulaşıkları falan yıkadı. Hemen şöyle güzel bir kahve yapalım. Kuzenim geldi. O bugün biz yemek götürmeyecekmişiz çocuklara. Murat abi hazırlayacakmış. Söyledim mi bu bilgiyi bilmiyorum. 4 5 6 Benim kahvelerimin güzel olma sebebi bir tatlı kaşığı dolusu, bakın görüyorsunuz zaten. Bir tatlı kaşığı da şeker, ama şeker dolusu değil tabii ki. 2 küp şeker atıyorum bir fincan için. Bu sefer yapacağım fincanlarım küçük. 3, 4, 5 ve 6. Böyle ocağa koymadan karıştırıyorum. Köpük falan almıyorum. Normal bir şekilde yapıyorum. Çeşme suyu. İlla hazır su kullanmaya gerek yok. Bu cevizi bu bardaklarla 6 tane alıyor. Gülay yenge de geldi. Annem. Hasan, ben kahveyi yapıyorum bu arada. Koş. Gel sen karıştır. Kahveyi karıştırmaz olmaz. Koş. Nerede kaldın? Karıştır. Buna dur. Otur tamam. Dur ıslak. Kurban olurum senin aklına. Kurban olurum. Heh, karıştır. Krok değilmiş bir de. Karıştır. Karıştır. Böyle karıştırıyoruz değil mi? Karıştır. Yavaş ama. Lütfen yavaş Asel, tamam mı? Kahvemiz oldu mu? Evet. Peki bu ne? Bu ne? Lokum. Bunun ismi ne? Lokum. Lokumları da sen koy, tamam mı? Olur mu? Hadi al bakalım lokumlarımızı koy. Bunu pişirelim. Hadi sen bunu aç. Merhaba arkadaşlar da telefondakilere. Arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Hadi söyle merhaba arkadaşlar de. Sen koy lokumlarımızı. Bunları nereye koyacaksın Gizem? Ne onlar? Kahve. Kahve yapalım bize. Evet. Size kahve yapıyorum de. Onlara söyle. Bir de ilk onu bile. Bir de dokum. Hasan gel. Bir tane dokum koydum. Herkese dokum koydun mu? Herkes dokuma. Evet. Koyum. Aferin Hasan'e. Bir dokum. Bir dört. Bir dört. Bir dokum. Bir dokum. Yedin mi dokumla? Teşekkür ederiz Asel Hanım. Bana yardım ettiğin için çok teşekkürler. Tamam. Bunu da koyalım. Bir tane daha koyalım. Bir tane ben yiyebilir miyim? Yiyeyim mi? Burada bir şey var bak, açılmış. Şurada aşağıda açılmış. Ne? Kurabiye var orada.
yandı. Bak parmaklarım yandı. Çok yandı. Daha çok yandı. Üfle. Üfle. Kim yaptı? Selamo. Bak Selamo. Yanıyor, acıyor. Selamo. Beni doktora götür. Çocuğum. Yandı yandı. Geçti. Geçmedi, acıyor. Geçiyor. Geçmiyor. Üfle. Kahvenin içindeki kaşığı ellerken yandım. Sakın sen elleme, yanarsın. Çok yanarsın. Dolmayı pişireyim. Bu şekilde koydum alt kalanları dünden. Bunun da suyunu koyayım pişsin. Kahvemiz hazır. Taşmadan kapatalım. Eli parmağım gerçekten çok yandı bu arada. Acıyor yani. Bakın şimdi problem ne biliyor musunuz? Bu cevrede köpükler yukarıda birikiyor. Köpüğünü aslında almam daha mantıklı. Şöyle bir doldurayım. Bu sefer cevreden aşağı dökülüyor. Birazdan ekşisi koydum bu arada dolmanın üstüne. Çene, çene. Hayır pis o, ben sana yenisini veririm. Sen nasıl pis kız oldun böyle? Hı? Hı? Nasıl pis kız oldun? Hadi buyurun. Dünden sadece bu ikisi kaldı. Ya pişmemişti. Kalmış burayı komple toplamış. Bunları da böyle yapmış. Ben de bu kurabiyeyi yemek için bekleyelim. Yani. Mavalisi açmış bunu. Her yeri süpüreceğim. Bu halı ne kadar süpürürsen süpür hep böyle kalıyor. Ne yemek yaparım bugün? Ha, mantar aldım. Mantar sote yapacağım. Çamaşırları katlayacağım. Sağa sola bir sileyim, süpüreyim. Çamaşır katlayacağım. Görüşürüz. Paketlemiyorum. Şimdi bunları hediye olarak birisi kazanmıştı. Ben kaç hafta oldu unuttum. İstanbul'a falan gittim derken. Kaç gündür de bekliyorum ki paketleyeyim göndereyim. Kutu bulamamıştım. Yatağın altından kutu çıkarttım. Bir de bu pat patlar vardı. Hani bir şeyler alıyorum diye. Bunlara saracağım teker teker inşallah kırılmadan. Kutuya koyacağım. Bir de bu var. Hepsini göndereceğim. Dışarıdan yemek ister. Dünkü yemeği ısıtacağım valla. Bir de dolma var. Yandım. Çocuk yapayım azıcık. Hiç yemek derdim bitmiyor zaten. Bir iş yapamadan yemek derdine düşüyorum yine. Bayağı yandım bu arada. Çok güzel duruyor. 45 dakika kaldı. Hemen koydum. Çay da hazır. 5'e geldi belki de. Ben hala dışarı çık, içeri gir, birilerine koştur. Asile şeye götürdük, sağlık ocağına götürdük. Hemen şöyle bunların üstüne de keçi sıkıcı sıkıyorum. Bunları ne kadar tozun alırsan al gene aynı. Yapacak bir şey yok. Şurayı komple işte bir tek nevresim takımı almak istiyorum. Çünkü böyle olmuyor. Vallahi direkt bunlarla sileceğim. Pelle bezlerin hepsi de yok ortalıkta. O kadar aldım. Kaç paket aldım. Hiçbiri yok. Bunlar iyi oluyor ya. Sil geç, sil geç. Dedim ki her yeri sileyim, süpüreyim. Annem yarın yaparız kızım demişti. Makyaj malzemelerim akıyor ne oluyorsa. Var bunlar bu arada gördünüz mü bilmiyorum ama hemen böyle kaldıracağım. Balkondan iki çırpacağım. Burada aynı şekilde şurayı bir sileyim. Parkenin en iyi özelliği bu. Hayır ona sakız veremem. Olmaz Asel. Olmaz abam. Hepsini komple kaldırdım. Dışarı atacaklarımı dışarı attım. Şöyle bakın. Şimdi. Şurası camlar açıldığı için. Ne oldu? İşte
gibi buranın camları değilse hiçbir problem kalmayacak. Şöyle bir tozunu alalım. Annen seni şu anda alamaz. Annen nerede ki? Şöyle. Asel bekle. Herkes dışarıda iş yapıyor diye buna telefon verdiler. İçeride oynuyordu. Ama annen işe gitti geri. Gelecek şimdi sana mama almaya gitmiş. Ama sana mama alacak. Para kazanması lazım. Sana markete götürecek. Sana cici alacak. Gelecek şimdi, gelecek. Hadi çık dışarıda, Gülengin yanına git. Hadi nenenin yanına git. Ceylin annesi bakıyor ya ona. Açamadın mı kapıyı? Geleyim mi? Aşı yaptırdık, o yüzden böyle ağlıyor. Özlem abla geldi, işten izin almış. Hemen aşı yaptırdık, geldi kasede beraber gittik. O yüzden de böyle biraz ağlamaları fazla. Ve aynayla sildim. Görüyorsunuz. Şurası işte sıkıntılı yer. Ali abi buraya da bir şeyler ilaç melaç sürmeye çalışacak. İnşallah olur. Ali abi şey sattım bu arada. Böyle mantar sote yapmış. Kreplerin içine de kaşar koymuş. Bu şekilde bakın. Güzel olmuş. Ben de hemen makarna. Elleme. Sumağımı aldım. Makarnam da pişmek üzere. Onu da kremalı yapacağım. Şöyle. Bu tür salatalara bayılıyorum. ASMR'li. Filmin nevesini gerçekten merak ediyor musunuz? Ben hep böyle story paylaştım Instagram. Burada hiç yorum görmedim, o yüzden soruyorum. Instagram'da hep story paylaştırmak, keşke Gizem yaptığın şeylerin tadına bakabilseydik. Eminim çok güzeldir. İşte senin oturup bir kahve içmek isterdik karşılıklı. Hep böyle mesajlar alıyorum. Ama burada hiç görmedim yani. Gizem, senin lezzet, yaptığın şeylerin lezzetini merak ediyoruz diye hiç görmedim. Mesela bunu sadece soğanı bu şekilde doğrayıp sumaklayıp, nar ekşisi, limon, yağ. Hem meyve hem de salata diyorlar vallahi ona. Bence salata. Mezede illa bir yoğurt arıyorum ha. Açık açık söyleyeyim. Ama meze konusunda da elime güveniyorum. Yarın iyi bir baharat alışverişi yapayım. Makarnamda oldum olacağım Gizem. Dur beni al diyor. Ben de tamam diyor. Şöyle püf noktası. Sumakla soğanın suyu birbirine geçsin. Elimizde oluyoruz.
Gözümüzü yanıyoruz. Videoda da bunu söylüyormuşum. Ama zeytinleri zeytinyağına vermek çok şey oluyor. Çok az zeytinyağı çıkıyor yani. Kasa kasa zeytini veriyorsun. Yazık günah. Zeytinyağı bir daha iyi. Şuna baktığın zaman zeytinin kilosu da 300-400 lira oldu yani. Bu sene ne kadar olur bilmiyorum da. Genç zeytinin kilosu 75 ile 100 lira arasında değişiyor. Çok alırsanız 50'ye de bulursunuz. Ama dışarıda yapılı bir zeytin almanız en az kilosu 300'e geliyor. Yani kendiniz yapın. Bidon zaten evde vardı. 5'lik su bidonlarına kurun. Sonra tatlandırdıktan sonra yiyeceğiniz zaman da şey yaparsınız, cam kavanoza koyarsınız, bitti gitti yani. O yüzden şeyleri düşündüğün zaman ekonomik olarak buyurun. Ben şimdi böyle yağ koydum sıvıya, salçayı koydum. Birazcık kavuracağım. Sonra da dolapta kremam var. Kremayı döküp. Ama bunu sulandıracağım bu arada. Haberiniz olsun. Dışarı sofra bezini serin. Suyu böyle döktüm. Altını da iyice açıyorum. Sonra kremamı döküyorum. Baba hadi dışarıya çıkın. Dolmadan da bir tabak bile çıkmadı ya. Bunu da tatlı matlı yaparım diye almıştım da nehir kremalı makarnayı çok seviyor. Ya abi iş nehir Ozan benden bir şey sevdiğini söyleyince benim hemen yapasım geliyor. Sabah da gittim abi iş krep yapıyordu. Çikolata alır mısın dedi onu şey yaptım. Biraz kaynasın bu. Karabiber falan atalım içine. Kızlar ben buna bir de köri attım haberiniz olsun. Kekik tarifim. Kokusu çok güzel. Biraz da böyle çevirelim. Yemeğe de yanında yat. Tuzunu da attım. Mis. Buyur gel. Tabak götürdün mü Nehir? Dışarıda olduğu için bağırmak zorundayım. Yedin mi? Güzel mi? Bugün rüzgar vardı. Öğleden sonra. 21 Ekim. Ben videoyu önce bitirdim. Video sonu. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle günlük vloglar çekmeye çalışıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyen, yorum yapan, mesaj atan herkese iyi ki varsınız. Görüşürüz. Bay bay.